Yabancı sistem tıkanıklığı yetişkinlerde, çocuklarda olduğu gibi bebeklerde de çok fazla sık şekilde rastlanmakta. Bebeklerde yabancı sistem tıkanıklığını nasıl anlıyoruz? Bebeğin gözlerinin hareketsiz kaldığında ve renginin morardığında, solunum seslerinin azaldığında ne yapıyoruz? Bebeğin yabancı sistem tıkanıklığı olduğunu anlıyoruz. Ve daha sonrasında ne yapmamız lazım? Bu durumda sakin olmamız gerekiyor öncelikle. Eğer yabancı cismi görebiliyorsak serçe parmağımızla bebeğimizin e, sol yanağından girerek sağ yanağına doğru yabancı cismi alabiliyorsak alıyoruz. Alamaz alamıyorsak kesinlikle kirolevesine dalış yapmıyoruz. Daha sonrasında e, işaret ve orta parmağıyla çenesini tamamen kavrıyorum bebeğimin. Kolumun ön kısmına yatırıyorum bebeğimi gövdem ve kolum arasında tamamen destekliyorum. Çünkü bebeğimin düşmesini engellemem gerekiyor. Bebeğimin her iki köprücük kemiğinin ortasına elimin topuğuyla ne yapacağım? Süpürür tarzda beşer kez vurmam gerekiyor. 1 2 3 4 5. Yabancısım çıktığına bakıyorum, varlığına bakıyorum. Eğer çıkmadıysa diğer kolumun üzerine alıyorum. Kafasını tamamen destekliyorum. Aynı şekilde gövdemle destekliyorum. Çünkü bebeğimin düşmesini engellemem gerekiyor. İki bebe arasına hayali bir çizgi çizdiğimde tam V yaptığımda göbek deliğinin bir parmak üstüne iki parmak yöntemiyle beşer kez süpürür tarzda. Bir, iki, üç, dört, beş şeklinde ne yapıyorum? Hem likman evresini tamamlıyorum. Benim şu an yaptığım bir tur benim yabancısım çıkana kadar bunu beşer kez şeklinde devam ediyorum. 112 gelene kadar, hastanın bilinci kaybolana kadar ve ben tükenene kadar buna devam etmem gerekiyor. İlk yardımda basit müdahaleler hayat kurtarır.